programıyla Türkiye'de yerleşik bilim insanlarımız için başlattığımız Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nın kapsamlarını genişlettik. Bugün güncellenmiş bu programların 2021 yılı çağrısını ve detaylarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bu vesileyle katılımınızdan ötürü sizlere teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğumuz milli teknoloji hamlemizin ana hedefi, ülkemizi kritik teknolojilerin pazarı olmaktan çıkarıp teknoloji ve bilimde öncü bir ülke haline getirmektir. Elbette bu hedefin gerçekleşmesinde en çok ihtiyaç duyduğumuz kaynak, bilim, teknoloji ve yenilik alanında çığır açacak nitelikli insan gücüdür. Bu bilinçle son 18 yılda gerçekleştirdiğimiz atılımlarda eğitim, öğretim ve Ar-Ge'yi her daim ön planda tuttuk. Üniversiteler, Ar-Ge merkezleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, araştırma altyapıları, bilim merkezleri ve hatta deney yap teknoloji atölyeleriyle adeta sıfırdan bir ekosistem inşa ettik. İşte bu ekosisteme liderlik edecek bilim insanlarını ülkemize kazandırmak için milli seferberlik ruhuyla iki vizyoner programı hayata geçirdik. Birincisi, hükümetimizin ilk 100 günlük eylem planında yer alan Türkiye'ye beyin göçünü sağlama hedefine yönelik Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'ydı. 2018 yılı sonunda ilk çağrısını yaptığımız programla bilim dünyasında öncü konumdaki araştırmacılara çalışmalarını ülkemizde sürdürmeleri için çok kapsamlı imkan ve destekler sundu. Tabii biz bu programı ilan ettiğimizde bize hayal kurmayın, Türkiye'ye kim gelir de bilimsel araştırma yürütür şeklinde maalesef kendi ülkesinden bir haber söylemler yöneltildi. Ama biz birileri gibi bilim insanlarını sloganlarla değil, bizzat somut adımlarla destekledik, desteklemeye de devam ediyoruz. Kıymetli basın mensupları, Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'nın ilk çağrısına 152 Türk vatandaşı, 91'i yabancı uyruklu olmak üzere 243 araştırmacı başvurdu. Bu başvuruların 173'ü alanında dünyadaki ilk 100 üniversiteden, 31'i dünyada en çok Ar-Ge harcaması yapan global şirketlerden, 28'i ise dünyadaki en başarılı ilk 250 kamu kurumu ve enstitüden yapıldı. Bu başvurular sonucunda 74'ü teknik bilimler, 18'i yaşam bilimleri, 16'sı temel bilimler, 12'si sosyal ve beşeri bilimler ve 7'si sağlık bilimleri alanında olmak üzere 21 farklı üniversiteden 127 çok üst düzey araştırmalar yapan lider araştırmacıyı ülkemize kazandırdı. Bu kişiler Harvard, Stanford, Oxford, Cambridge, Columbia gibi dünyanın en önde gelen araştırma üniversitelerinde Amazon, Apple, Bosch, Volvo gibi küresel Ar-Ge şirketlerinde edindikleri deneyimleri aktarmak için Türkiye'yi tercih ettiler. İşte tersine beyin gücü dediğimiz şey aslında bu. Temiz ve güvenli enerji için yeni kimyasal dönüşüm süreçleri konusundaki araştırmalarını sürdürmek üzere CNRS'deki çalışma ekibini Fransa'dan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne taşıyan Profesör Doktor İskender Gökalp, Princeton Üniversitesi'nde enerji depolama, protein modelleme ve kiral moleküller üzerine yürüttüğü araştırmaları, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde devam ettiren genç bilim insanlarımızdan Doktor Betül Uralcan, Stanford Üniversitesi'ndeki laboratuvarını Koç Üniversitesi'ne taşıyarak yapısal biyofizik, enzim mühendisliği, moleküler biyokimya, protein mühendisliği alanlarındaki çalışmalarıyla yurt dışından alınan birçok malzeme ve makineyi Türkiye'de üretmek için çaba sarf eden Doktor Hasan Demirci, dünyanın en çok Ar-Ge yapan firmaları arasında yer alan 3M'de termoelektrik malzemeler ve modüller alanında yürüttüğü çalışmaları
Gebze Teknik Üniversitesi Fizik Bölümüne getiren Doktor Mahmut Akşit ve sağlık alanında Harvard Üniversitesi'nde yürüttüğü çalışmalara Sabancı Üniversitesi'nde devam eden Doktor Emrah Eroğlu. İşte bu isimler TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'yla ülkemize kazandırdığımız parlak beyinlerden sadece birkaçı. Bu bilim insanlarımızın her biri aynı zamanda en az 5 yüksek lisans ve doktor öğrencisi yetiştiriyor. Yani gelecek vaat eden gençlerimizin bilim ekosistemine kazandırılmasına katkı sağlıyor. Bu projeler için şimdiye kadar yaklaşık 328 milyon lira kaynak ayırdık. Değerli basın mensupları, yine 2020 yılında Türkiye'de araştırmalarına devam eden bilim insanlarımız için başlattığımız Ulusal Lider Araştırmacılar Programı da sağladığı imkanlar açısından yeni ve öncü olma özelliği taşıyor. Bu programla bilimin sınırında çığır açıcı, alışılagelen araştırma yöntemlerinin dışında unsurlar içeren yüksek riskli proje ve fikirlere sahip Türkiye'de ikamet eden yetkin bilim insanlarını destekliyoruz. Geçtiğimiz yıl bu program kapsamında 108 araştırmacı arasından seçilen 38'i Türk, 4'ü yabancı uyruklu farklı alanlarda 42 bilim insanına destek verdi. Çocuklar için yapay kalp pompası projesiyle fiyatı 120 bin doları bulan çok daha kalp pompalarını çok daha düşük maliyette ülkemizde üretmek için çalışan Profesör Doktor Kerem Pekkan, ekran görüntüleme sistemleri, sensörler ve mikroteknoloji alanlarındaki çalışmalarıyla Avrupa Araştırma Konseyi'nden tam 4 kez destek alarak ülkemize 3 milyon avronun üzerinde fon getirmeyi başarmış Profesör Doktor Hakan Ürek, tıp bilimine yön veren 100 Türk listesinde ilk 10'a girmeyi başaran Profesör Doktor Seza Özen, Ulusal Lider Araştırmacılar Programı ile desteklediğimiz başarılı araştırmacılarımızdan sadece birkaç tanesi. Her iki programla bir yandan Türkiye'ye beyin göçünü özendirirken, diğer yandan üst düzey bilimsel çalışmalar yapan nitelikli insanlarımızın ülkemizde kalmasını teşvik ediyoruz. Bu kıymetli araştırmacılarımız yürüttükleri stratejik çalışmalarla ülkemizi uluslararası platformlarda gururla temsil edecek, bilim, teknoloji ve yenilik arasındaki konumumuzu üst sıralara taşıyacak. Değerli basın mensupları, oldukça başarılı sonuçlar elde ettiğimiz bu iki programa genç araştırmacılarımızı da dahil ederek şimdi yeni çağrılara çıkıyoruz. Uluslararası lider araştırmacılar ve yeni başlattığımız Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı'yla bu yıl en az 100 lider veya gelecek vadeden genç araştırmacıyı da ülkemizin bilim ekosistemine dahil etmeyi hedefliyoruz. TÜBİTAK çağrısıyla Türkiye'ye gelecek lider veya genç araştırmacılarımıza burs, aile yaşam gideri, sağlık sigortası ve yol desteği gibi mali teşviklerin yanında 720 bin liraya kadar araştırma proje desteği vereceğiz. Ayrıca bu program kapsamında uluslararası lider araştırmacılarımıza 1 milyon lira, uluslararası genç araştırmacılarımıza da 500 bin lira araştırma başlangıç ödeneği tahsis ediyoruz. Yine aynı şekilde halihazırda ülkemizde ikamet eden araştırmacılar için başlattığımız yeni programla ulusal lider araştırmacılar için de 1 milyon lira, ulusal genç araştırmacılar için de 750 bin liraya kadar ARGE destek teşvik paketi sunuyoruz. Ben bir kez daha siz değerli basın mensupları aracılığıyla Türk veya yabancı dünyadaki tüm bilim insanlarının TÜBİTAK'ın başlattığı çağrılara başvuru yapmaya, araştırmalarını Türkiye'de sürdürmeye davet ediyorum. Türkiye tüm imkanlarını bilim insanlarının çalışmaları için seferber etmeyi sürdürecek. İlk çağrıda ülkemize kazandırdığımız parlak beyinler gibi bu sefer de çok değerli isimleri ülkemize kazandıracağız. Ben buna yürekten inanıyorum. Şimdiden yapacakları değerli çalışmalar
ve bilim dünyasına katkılarından dolayı her bir bilim insanımızı gönülden tebrik ediyor. Basın toplantımıza icabetinizden ötürü sizlere tekrar teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum zaten.